Merhaba arkadaşlar, değerli 8. sınıf arkadaşlarım. Ben Caner Dallı. Bugün sizinle 1. Dünya Savaşı'nı konuşacağız arkadaşlar. İkinci üniteye geçtik. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımları konuşacağız. 1. Dünya Savaşı'nın değerli arkadaşlarım sebeplerinden başlamamız gerekiyor. Bugünkü dersimiz umarım herkesin sağlığı yerindedir değerli arkadaşlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı ya da Dünya Savaşları neden olur? Öncelikle bununla konuşalım değerli arkadaşlar. Topraklar insanların hayatında çok önemli yere sahip. Devletler biliyorsunuz topraklarını koruma içgüdüsüne sahipler. Ve bir de özellikle 18. yüzyıldan sonra bazı devletler sömürgeler kurdular. Sömürgeler ihtiyacı doğurdu değerli arkadaşlar. Ve dünyanın hemen hemen her bölgesinde değerli arkadaşlar devletlerin katılmasıyla da bu sömürge yarışına biz buna Dünya Savaşı adını veriyoruz. Tabii ki bunların genel sebepleri var arkadaşlar. Biri az önce de bahsettiğim sömürgecilik. Özellikle sanayi inkılabından sonra artan ham madde ve pazar ihtiyacı için sömürgecilik yapıldı. Bunlardan daha geç kurulan Almanya'nın değerli arkadaşlar diğer devletlere tehdit etmesi çok önemli bir nokta. Burası çok önemli. Sömürgecilik hocam yani sömürmek nedir diye soracak olursanız bir devletin bir başka ülkeyi işgal ederek yönetmesi veyahut arkadaşlar o ülkenin zenginlik kaynaklarını kendi yararına kullanması olarak bunu konuşabiliriz. Hemen gelelim ikinci genel sebebimize. Gelmeden önce de yine burada arkadaşlar bakın şimdi burada değerli arkadaşlarım şu pembiş ya da artık bu renge ne dersiniz tam bilemiyorum ama buradaki değerli arkadaşlar şeker pembesi diyeyim ben size. Bu renkler değerli arkadaşlar hangi devlete aitmiş? İngilizlere aitmiş görüyorsunuz. Bundan dolayı İngilizlere ne isim veriliyordu? Dünya üzerinde sömürge imparatorluğu kurdukları için arkadaşlar acaba ne deniyordu? Sanki Caner Hoca derste söylemişti bunu ama unuttum mu acaba diye düşünen arkadaşlarım varsa onlara bir kolaylık sağlayayım. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyor arkadaşlar. Hemen mavi renkte görüyorsunuz genelde Afrika kıtasında sömürgesi bulunan Fransa'yı göreceksiniz. Ve daha sonra arkadaşlar işte sarı renkte İspanya var diye bu şekilde ne yapıyor? Gidiyor değerli arkadaşlarım. Bu 1914 yılının dünya sömürge haritası. Diğer sebebimiz ise milliyetçilik. Evet, 1789 Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik isyanları özellikle Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletleri ne yapmıştır? Olumsuz etkilemiştir değerli arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti az önce de söylediğim gibi nasıl bir devlet oldu? Çok devlet. Bunların yanı sıra arkadaşlar devletlerin kendi aralarında gruplaşmaları ve hızlı silah üretimi de savaşın genel sebepleri arasında sayılabilir. Bir de bizim özel sebeplerimiz var değerli arkadaşlar. Nedir bu özel sebepler? 1. Alsas-Lorraine sorunu. Nedir bu Alsas-Lorraine sorunu? Arkadaşlar iki ülke arasında yaşanıyor. Almanya ile Fransa arasında. Burası çok zengin bir kömür yatağı olan bölge. 1871'de burayı Almanya Fransa'dan alıyor değerli arkadaşlarım. Sedan Savaşı ile. Ve daha sonra Fransa burayı bu zengin kömür yataklarının olduğu bölgeyi tekrar Almanya'dan almak isteyecektir. Bunun temel sebebi nedir arkadaşlar? Ekonomidir değil mi? Burası çok zengin bir kömür yatağı ve Fransa bunu kaptırdığı için pişman tekrar Almanya'dan almak isteyecek. Bir başka özel sebebimiz ise panslavizm politikası. Pan demek Latince'de birleştirmek demektir. Slavlar ise değerli arkadaşlar bir ırktır. Slavları birleştirme politikası. Hangi devlete aittir? Tabii ki Rusya dediğinizi duyar gibi gibiyim arkadaşlar. Ruslar bütün Slav topluluklarını kendi hakimiyeti altında alıp bu doğrultuda bir Balkan kurmak istemiştir. Balkanları kurmak istemiştir. Ama burada karşısına çıkan devlet ise Avusturya Macaristan olmuştur arkadaşlar. Bakınız görüyorsunuz tam da bu noktada değerli arkadaşlar.
iki devlet karşı karşıya gelecektir. Burada tabii bir de Rusya'nın yıllar boyu devam eden sıcak denizlere inme politikası da Balkanları alma düşüncesi noktasına değerlendirilebilir. Peki savaş öncesinde devletlerin ne gibi politikaları olduğu diye soracak olursanız bütün devletlere şöyle bir teker teker göz gezdirelim değerli arkadaşlar. Bakınız burada İngiltere'den başlayalım. Az önce de gösterdiğim gibi şu kırmızı işaretli noktalar burada değerli arkadaşlar İngiltere'nin sömürgeleri. Az önce de söylediğim gibi yine üzerinde güneş batmayan ülke ya da imparatorluk olarak biliniyor. Ama burada rahatsız eden bir ülke var İngiltere'yi, Almanya. Çünkü onlar da sömürge arıyorlar ve böylelikle iki ülke değerli arkadaşlar karşı karşıya gelmiş olacak. Evet, diğer bir ülke Fransa. Bunlar değerli arkadaşlar yine Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Özel sebeplerden de bahsettiğim gibi buradaki zengin kömür yatakları Alsace-Lorraine bölgesinden dolayı değerli arkadaşlar iki ülke Almanya ve Fransa ne yapmış olacak? Karşı karşıya gelmiş olacaklar. Evet, Rusya yüzyıllar boyu siyasetini değiştirmedi. Sıcak denizlere inmek. Bugün de zaten değerli arkadaşlar Suriye'de bulunması aslında bu sıcak denizlere inme politikasını gösteriyor bize. Yani normalde Rusya Karadeniz'e yakın. Biliyorsunuz Karadeniz'in suları soğuktur. Adamlar sıcak denizlere inelim derken Karadeniz'i kastetmiyorlar zaten. Akdeniz'i kastediyorlar değerli arkadaşlar ve Suriye politikasında bu kadar aktif olmalarının sebebi de yine nedir? Sıcak denizlere inme politikası ile ilgilidir. Neyse biz günümüze dönelim diyecek olursanız tabii ki panslavizm politikası denince akla hemen onun adı gelir. Rusya, Rusya, Rusya. Arkadaşlar burada karşılaştıkları devlet ise Avusturya, Macaristan İmparatorluğu olacaktır. Evet, gelelim Almanya'ya. Almanya ise değerli arkadaşlar sömürgeci bir devlet pozisyonunda olmak durumunda hissediyor kendini çünkü geç kuruldu ve bu durumda diğer sömürgeci devletler ne oldu arkadaşlar? Rahatsız oldular. Evet, Avusturya Macaristan İmparatorluğu dediğimiz imparatorluk Fransız ihtilalinden olumsuz etkilenen bir imparatorluk değerli arkadaşlar. Bunlar da daha sonra Rusya ile biliyorsunuz çatışmalarına sebep olacak. Balkanlar yönünde ilerlemek istediği için Rusya'nın değerli arkadaşlar bu iki devlet sık sık karşı karşıya gelecekler. Avusturya, Macaristan ve Rusya. İtalya. İtalya değerli arkadaşlar görüyorsunuz bugün çizme şeklinde olarak bildiğimiz devlet. Almanya gibi o da geç kuruldu. Biliyorsunuz onlar da geç kuruldukları için sömürge arıyorlardı. Ve en başında Almanya'nın yanında yer almalarına rağmen daha sonra taraf değiştiren bir devlet olacak İtalya Devleti. Peki, İtilaf Devletleri adını verdiğimiz devletler var. Bir de İttifak Devleti adını verdiğimiz devletler var. Şimdi bu savaş öncesinde grupları ya da blokları teker teker tanıyalım. İngiltere İtilaf Devletleri'nde yer alıyor. Fransa İtilaf Devletleri'nde yer alıyor ve Rusya İtilaf Devletleri'nde yer alıyor değerli arkadaşlar. Bu üçlü grup İtilaf Devletleri'nin başını çeken grup değerli arkadaşlar. İttifakta kimler var? Tabii ki Almanya değerli arkadaşlar. Tabii ki Avusturya, Macaristan ve en başında kim vardı değerli arkadaşlar? İtalya vardı. Bu ittifak devletleri de değerli arkadaşlar daha sonra sayıca artacak ama en fazla sayıya sahip olan devlet yine İtilaf Devletleri olacak değerli arkadaşlar. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nın 1914 yılında Osmanlı Devleti savaşa girince değerli arkadaşlar hemen şöyle bakın renginin değiştiğini bir kere daha gösterelim. Kimin tarafında girdiğini de görelim. İttifak Devletleri tarafında gireceğiz. Değerli arkadaşlar ama İtalya'yı nasıl taraf değiştirdiklerini de görelim. Osmanlı'nın Ege ve Akdeniz'deki toprakları İtalya'ya vaat edilince hop İtalyanlar ne yapacaklar arkadaşlar? Taraf değiştirecekler ve tabii ki de İtilaf Devletleri tarafından geçecekler değerli arkadaşlar. Tabii ki savaş devam ederken Bulgaristan'ın da yine Osmanlı'nın içerisinde olduğu
ittifak devletlerine katıldığını ama daha fazla katılımın itilaf devletlerine olduğunu da söylememiz gerekiyor. Mesela savaş devam ederken ne kadar fazla ve ne kadar güçlü devletlerin İtalya, yani daha doğrusu itilaf devletleri tarafından ittifak bloğunun ise değerli arkadaşlar maalesef bu sayının artmadığını söylememiz gerekecek. İttifak devletleri bu dörtlüğü değerli arkadaşlar bu kocaman bir dünyaya karşı ne yapacak? Savaşmaya çalışacak. Peki savaşı başlatan olay neydi hocam diye soracak olursanız Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi değerli arkadaşlar. Bu görüntü değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olacak. Karşımıza çıkacak bir Sırp milliyetçisinin Ferdinand'ı öldürmesi zaten başlayan grupları, blokları, her şeyi hazır olan Dünya Savaşı'nı başlatan bir bahane olmuş olacak. Evet değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı ile ilgili küçük bir giriş yaptık bu dersimizde. Diğer dersimizde 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın neler yaptığını sizinle birlikte konuşacağız. O güne kadar sağlıklı ve mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle.